Ben AK Parti'nin vekillerine sesleniyorum. O Metin Gündoğdu var en fazla gezene. Yüreğin yetiyorsa gel İsmet Paşa'da beraber gezelim. Hadi gel İsmet Paşa'ya çıkalım. Vatandaşa beraber geçelim, selam verelim. Bakalım hakikaten bu millet senden memnun mu değil mi? Ergün Taşçı, Şenel Yediyıldız, gelin beraber çıkalım sokağa. Birlikte gezelim. Birlikte dolaşalım. Ha millet size itibar ediyorsa demek ki millet bizi kandırıyor deriz. Biz yanılmışız deriz, özür dileriz. Ama bakın gel esnafa bir gidelim. Gel kahvelere bir gidelim. Gel çay ocaklarına bir gidelim. Gel siftah etmeden dükkanını kapatan esnafa gidelim. Gel kapanan düğün salonlarına gidelim. 23 milyon icralık insana gidelim. Gelin gezelim. Yalandan 3-5 poz verip Cumhurbaşkanı görsün, çevresi, Ankara'daki AK Parti görsün diyerek poz vererek siyaset yok. Niye tek kelime etmiyor? Gazetecisiniz. Niye? Metin Gündoğdu, Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı, Cemal Öztürk, Sabri, Kadir Giresun'da 3 orada 3 burada vekil var. Niye bu fındıkla ilgili bir açıklama yapmıyorlar? Yarın Cumhurbaşkanı fiyat açıkladığında buradan ilan ediyorum. İlk duyuran benim. Göreceksin, eğer fiyat iyi olursa hepsi boy boy ilan afiş bastıracaklar. Fındığı bastırdık, fiyatı yüksek aldık, biz yaptık, biz görüştük, biz ettik diyecekler. Buna evet, Büyükşehir evet. Belediye Başkanı da dahil. Ben de şimdi soruyorum. Arkadaş, fındık toplama zamanı geldi. Şimdi önden niye bir fiyat söylemiyorsunuz? Biz 35 lira diyoruz. Bizim fiyatımızı beğenmiyorsanız, yüksek buluyorsanız siz de bir fiyat söyleyin. Delikanlıysanız söyleyin. Söyleyin ki yarın fiyat açıklandığında ben de dahil muhalefet partileri olarak diyelim ki helal olsun AK Parti vekillerine. İstediler, aldılar diyelim. Diyemezler. Cumhurbaşkanı adamın ümüğünü sıkar. AK Parti vekillerine sesleniyorum. Yüreğiniz yetiyorsa, gerçekten ordu aşkıyla yanıyorsanız, hakikaten doğru siyaset yaptığınıza inanıyorsanız ve hakikaten milletin vekiliyseniz, en önemlisi bu. Milletin vekiliyseniz çıkın basın toplantısı yaparak fındığa kaç lira istediğinizi Sayın Cumhurbaşkanı gelmeden söyleyin. Biz de sizi fındık fiyatı açıklandıktan sonra ya eleştirelim ya da teşekkür edelim. Evet.